Ayten Erbaç, 51 yaşında ve iki çocuk annesi. Kocası onu öldüresiye dövdü. Yani değişmeyen gündemimiz. Durmadı, 34 yıllık eşini bir odaya kilitledi. 2 gün boyunca aç ve susuz bıraktı. Durumu Ayten Hanım'dan haber alamayan iki evladı ortaya çıkardı. Bu insanlık dışı muamelenin faili cezaevinde ancak Ayten Hanım'ın içi hala rahatlamış değil. ATV Haber anlattı yaşadıklarını. Burnum kırık, dişimin birisi düştü, gözlerim belli, kaburganda ezik var. Onu bu hale getiren 34 yıllık kocasıydı. Evlendiği günden bu yana şiddet gördü. Her defasında çocukları var diye sustu. Ancak son eziyete daha fazla dayanamadı. Anne kim yaptı sana bunu, kim yaptı? Söyledim. Kim yaptı? Baba. Biz 34 seneli evliyiz. Yıllarımızın çoğunluğu şiddetli geçti. Otursan suslusun, kalksan suslusun, konuşsan suslusun. Kocaeli'de yaşayan 51 yaşındaki Ayten Erbaç'ı 34 yıllık eşi Veli Erbaç öldüresiye dövdü. Yetmedi, odaya kilitleyip 2 gün boyunca aç ve susuz bıraktı. Her türlü şey var yani, şiddet, psikoloji, baskı. Yani takmış kafayı bana. Sonuçta da bu oldu. Babamın artık tam olarak gerçek yüzünü gördük. Şiddeti ortaya çıkaransa annelerinden haber alamayan çocuklar oldu. Eve geldiklerinde karşılaştıkları manzara korkunçtu. Cumartesi gününden beri mi dövüyor seni? Niye peki? Niye bize söylemiyorsun? Aynı şeyler. Nasıl dayandın? İşte çocuklar küçüktü. Hani iyi oluruz, iyi oluruz, iyi oluruz diye. 34 yıllık evli olan Ayten Erbaç yıllarca eşinden dayak yedi ve bunu çocuklarından birçok kez sakladı. İşte son şiddet olayından sonra da çocuklara dayanamadı ve annesini ikna ederek şikayetçi olmasını istedi. Gözaltına alınan dayakçı koca tutuklanarak cezaevine kondu. Şu anda bizim hayatımız tehlikede yani, çocuklarım olsun ben oğlum yani. O içeriden çıktığı anda yani üçümüz de yokuz. Suçumuz yokken ölmeyi istemiyoruz. Öldükten sonra da hakkım yani yatsa nedir, yatmasa nedir? En ağır cezayı alsın. Anne kim yaptı sana bunu, kim yaptı?